Hayat yolu kısadır. Bazılarımız yürür, bazılarımız koşar, bazılarımız da tekerlekli sandalye geçer bu yoldan. Ve hayat çok şey öğretir insana. Bana da altını çizdiğim şeylerin üstünü çizmeyi öğretti. Adım Semra. Kaderim beni en zirvedeyken bambaşka bir yola sürükledi. Bir kazayla omurilik felçlisi oldum. Bu sebepten dolayı da 94 senesinden beri tekerlekli sandalye oturuyorum. Ben kaderimi yaşarken ya kahraman olacaktım ya mağdur. Ben kahraman olmayı seçtim. Babam bir gün beni kucağına taşıyarak çıkarttı. Ambulanstan kapıya kadar geldim ama S'de çıkamadı, dönen merdivendi. Babam beni kucağında yukarı çıkartırken, babam her basamak attığında sanki o basamakla bana benden dalga geçiyordu. İşte artık yürümeyeceksin, koşamayacaksın Semra diye. Ve babamı sıkıca tuttum ve artık basamaklara bakmadım. Ben epey bir zaman tekerlekli sandalye almamıştım kendime. Çünkü şuna inanmıştım. Yok ya Semra, sen felç değilsin. Doktorlar bu durumu anlamadı. Bir gün sabah kalkacaksın, yere basacaksın ve hayat kaldığı yerden devam edecek diye düşünüyordum. Oysa bu böyle olmadı. Çok zaman geçtiğinde artık bu fikrimden vazgeçmeye çalıştım. Sandalyem eve geldiğinde ilk girdiğim yer mutfaktı. Bir zaman iki küçük çocuğum bana anne baba olmak zorunda kaldı. Ramazan'ın vefatında ondan vedalaşamadım ama onunla ilgili bir yazı yazdım. Sevgili yol arkadaşım, çok güzel bir yolculuktu. İlk defa sandalyeni bırakıp bir yere giderken seni gördüm. Artık özgürsün. Yürüyemeyeceğimi öğrendiğim gün, bugün benim öldüğüm gün demiştim. Oysa işin aslı bu değilmiş. Meğerse iyileştirirken de yaşarmış insan. Yaptıklarıyla kalıcı olurmuşsun. Ben de başkalarını iyileştirdikçe döndüm hayata. Döndükçe de daha çok insana ulaştım. Değiştim. Benim gibi omurilik felçlerinin hayatına tutunmasına vesile oldum. Şimdiki hayalim, engellerin olmadığı herkes için bir dünya yaratmak. Ben engelimi aştım. Ya siz?